Ben bu arada rengim mengim parlayıp duruyordu. Ha, rengim değişiyor benim sürekli Marslı gibiyim. Arada siz kırmızı oluyormuşsunuz. Onu... Evet, şu anda bir renk ayarımda bir sorun varmış. Onu düzelttim. Şu anda daha soluk benizliyim. Ama istiyorsanız hemen kendimi şöyle car diye kıpkırmızı yapıp ya da siyah beyaz yapabilirim. Endişeler Aa olmuş Hazal, yayının geri hocam. kalanına siyah beyaz devam edeyim mi? Ne kadar enteresan, hayalet gibi oldu. Keşke ben de siyah beyaz olabilsem. Aa, lütfen. Dileklerinize dikkat edin, gerçekleşemiyorum diye bir genel kuralı. Evet, şu anda galiba daha stabil miyim bilmiyorum. Renk ayarlarıyla biraz fazla oynamışım. Evet, şu anda düzgün olmam lazım. Sallanıyorum. Evet, güzel. Öyle değil mi? Evet. Hocam o zaman günümüzün problemlerinden birine gelelim. Zaten yani bu hazır giyilebilir teknolojilerden bahsettik. Giyilebilir teknolojiler son zamanlarda özellikle yeme bozuklukları üzerinde ciddi kullanılan, takip edilen bir çalışma alanı oldu. Ve bunun pandemiyle birlikte hatta bu çalışma alanındaki araştırmalar sıklaştı, iyice arttı. Ve burada da doğal olarak aklımıza böyle bir soru geliyor. Biz çok fazla paketli gıda tüketiyoruz. Çok fazla GDO içeren ürünler tüketiyoruz. Ve bir seyircimiz de şunu demiş. Genetiğiyle oynanmış yiyecekler. Endüstriyel yapay maddelerle hazırlanan paketli yiyecekler. Kimyasal ürünler. Biyolojimize, fizyolojimize, beynimize, hormonlarımıza, psikolojimize nasıl etki yapar? Karmaşık bir konu. Eğer bu sorunun cevabı olarak benden ya da bir başka kişiden evet zararlıdır ya da yo hayır hiçbir zararı yoktur gibi bir cevap bekliyorsak mevzuyu anlamamışız demektir. Çünkü bahsettiğimiz bütün kimyasal katkılar, genetik oynamalar, yiyecekler üzerinde yapılan her türlü kimyasal sanayi bilmem ne işlem, geçmişteki bir sorunu çözmek amacıyla icat ettiğimiz yöntemlerin sonuçları. Şimdi bir örnek vereyim önce. İşte besinlerde bulunan özellikle bu salam, sucuk bilmem ne gibi falan şeylerde bulunan nitratlar falan filan böyle bir takım koruyucu bileşenler ilave ediyorlar. Şimdi bunlar uzun süre maruz kaldığınızda hakikaten vücutta birikiyor, zararlı etkiler yapıyor, bir sürü sıkıntı çıkarabiliyor. Fakat bunlar icat edilmeden önce, bunlar yiyeceklere katılmadan önce insanlar çok yüksek oranda kanser vakaları ve değişik vakalar yaşıyorlardı. Enteresan bir şekilde sonradan fark ettik ki bu nitratlar ilave edilmeye başladığında bu vakalar baş aşağı düşmeye başladı. Miktarları azaldı. Bunu sonradan fark ettik ama neden? İnsanların daha önceden hasta olmasının sebebi et ürünlerine yeterli koruyucu koyamadığımız için putrifikasyon dediğimiz bozulma işlemi sonucunda bakteri üremesi sonucunda insanları hasta etmesine dayanıyormuş. Şimdi biz bu katkıları koyduğumuzda etler artık daha uzun süre dayanıyor. İçinde zararlı bakteriler üremiyor ve bundan dolayı o tip hastalıkların ortaya çıkma durumu azalıyor. Ama her gün o yiyecekleri tüketen insanları başka türlü hasta ediyor bunlar. Yani bir sürü karaciğer problemlerine şuna buna sebep olabilen arızalar çıkarabiliyor. Burada genel bir kural olarak şöyle bir politika belirlense, ben de hayatımda bunu uygulamaya çalışıyorum. Her şeyden ölçülü miktarda ve çeşitli çeşitli farklı kaynaklardan beslenebilmeyi becerirsek herhangi bir gıdanın bize doğrudan bir zarar vermesi çok zor. Bahsettiğimiz mesela diyorlar ki GDO'lar şöyle zararlı, nitratlar böyle zararlı, falanca E katkı maddesi şöyle zararlı. O zararlar nereden rapor ediyor biliyor musun? Deney hayvanlarına ya da bazı deneylerde insanlara sürekli bu gıdalar günler haftalar boyunca veriliyor. Şimdi devamlı olarak tüketildiği zaman bu katkı maddeleri elbette çeşitli ve farklı kaynaklardan beslenmeye ayarlı bedenlerde problem yaratıyor. Çünkü akümülasyon yani toplanma meydana geliyor. Bu yediğin şeyler vücudunda birikiyor. Vücudun onları sürekli atamıyor. Eliminasyonda başarısız oluyor. Dolayısıyla bu da senin vücudunda sorun yaratıyor. Şimdi yani salam, sosis, sucuk falan tam ben de seviyorum. Şimdi yalan yok ama yani her gün yenecek mevzu değil. 40 yılda bir şimdi Hazal zaten hiç yemiyor. Vejetaryen olduğu için ama ya seviyorsanız bunları gene yiyin. Ama arada bir yiyin yani her gün yemeyin. Her gün yediğiniz takdirde başka türlü bir sorun yaşayacağınızı bilin. Bu arada genetiğiyle oynanmış organizma ya da genetiği değiştirilmiş organizma GDO dediğimiz şeyler ve onlara verilen tepkiler beni her zaman eğlendirmiştir. Çünkü bizim biyolojide ilk öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi bugün adına modern tarım vesaire dediğimiz mevzuyla ürettiğimiz o bütün bitkiler işte buğdaydan elma armuta kadar avokadodan ejder meyvesine kadar aklına ne geliyorsa bunların hiçbiri tabiatta olan şeyler değil. Tabiatta böyle meyveler yok. Yoktu. Biz bunları yaklaşık 8-10 bin yıllık bir islahat süreciyle, tarımsal tekniklerle, bitki terbiyesiyle, ıslahıyla en sevdiğimiz, en şekerli, en büyük, en verimli bilmem ne hallerine dönüştürdük. Bugün sıradan bir elma
tam bir kalori bombasına dönüşmüş vaziyettedir. Yani resmen hani şeker hastalığınız falan varsa vücudunuzda ciddi sorun çıkarabilecek kadar şeker içerir. Ama tabiatta bu kadar şekerli bir meyve zaten bulamazsınız. Biz dolayısıyla aslında bugün yediğimiz bütün meyve sebzelerin zamana yayılan yöntemlerle genetiğiyle oynadık. Ve onların genetiğini değiştirdik. Artık mesela mısır dediğimiz bitki, yani tabiattakini görsen suratına bakmazsın. Şimdi mısır böyle koçan koçan, Allah ye ye bitmiyor, kocaman şeyler. Dünyanın bu kadar insan açısından kalabalıklaşması, insanın çok fazla tüketim isteği, yeme isteği, beslenme isteği doğal olarak gıda üretiminde bizi bir şeylere kırbaçlıyor, zorluyor. E tabii ki GDO dediğimiz ürünler de bunun neticesinde ortaya çıkıyor. Dün doğal seçilimin yapay tekrarı, yani yapay seçilim dediğimiz yöntemle bitki islahı yaparak onları büyüttük, kocaman yaptık. Şimdi ise elimizde genetik yöntemler var. Genleriyle oynayıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yıllar evvel, tabii belki 10-15 sene evvel ben bir dergide yazarken bir işte haber çıkmıştı. Haberin altına yapılan yorumlar, sonra da internet siteleri de yeni herhalde. Haber şeydi, domatesler soğukta problem yaşamasın diye. Kuzey Kutup bölgesine yakın yaşayan balıkların genlerinden izole edilmiş ve soğuğa dayanıklılık proteini üreten bir gen domateslere konmuş. Ve domatesler işte soğuğa daha dayanıklı proteini yaptıkları için de soğuktan işte zarar görmüyorlarmış falan. Bu haberin altında birisi demiş ki biz de domates yiyoruz diye yiyoruz. Ya benim çocuğumda solungaç çıkarsa bunun hesabını kim verecek? Şimdi balıktan aldığın bir geni domatese koyup yediğinde solungaç çıkacağını düşünüyor da balık yediğin zaman niye solungaç çıkmıyor diye hiç sormuyor insanlar. Yani itiraz ettiğimiz şeyde neye itiraz ettiğimizi bilmek lazım. Bir kere ben bir biyolog olarak bir konunun garantisini vereyim size temelden. Bir kere insanın bu tip GDO'dandır efendim besin katkılarından korunmasının birinci yolu az yiyeceksin abicim, bu kadar. Yani insanın fabrika ayarlarının yeme maddesini güzel anlayacaksın. Yazdım orada uzun uzun. Şekerden, karbonhidrattan bilmem ne olabildiğince uzak duracaksın. Etim eti hayatından olabildiğince çıkaracaksın. Sağlıklı yağlarla, sebzeli, mevzeli bilmem ne gayet güzel besleneceksin, yaşayacaksın. Onun dışında girişeceğimiz her türlü insani açgözlü ve doymaz davranış bizi bir şekilde hasta edecek. Mesela bugün dünyada o yüzden tokluktan ölen insan sayısı açlıktan ölenlerden çok çok fazla. GDO'ya falan filan kızıyoruz ama yani bu ürettiğimiz gıdanın dünyanın birçok yerindeki açlığa çare olma potansiyeli, hatta durumu var şu anda. Yani birçok ülkeye biz bu ürettiğimiz fazla fazla besinleri gönderiyoruz. Evet, sorumsuzca özellikle bugünün teknolojisiyle genlerle uğraşmak gerçekten aptallık. Ama bir biyolog olarak şunu hatırlatayım. Canlılık 3,5 milyar yıllık bir Ergen'in ürünü. Ve siz bu canlıda aptalca bir oynama yaptığınız zaman genellikle o canlının ölmesine ya da üreyememesine sebep oluyorsunuz. Yani bir şekilde o canlının varlığı tehlikeye giriyor. Eğer siz bir biyolojik malzemeyi şöyle böyle oynayıp gene üreyebilir bir halde yaşarken görüyorsanız çok korkmayın, tavsiye ederim. Çünkü biyolojide biyolojik stazis diye bir şey vardır. Yani canlı türleri kendi yapısını koruma eğilimindedir. Genetiğiyle oynanmış olsa bile eğer bu canlı yaşamını sürdürebiliyorsa içinde yapılan değişiklik yaşamla uyumludur ve hani zorda kalırsanız tüketilebilir, öyle diyeyim. Yani her gün onu gümbür gümbür yemenin bir alemi mantığı yok. Ama o canlıyı öldürmeyen şey bizi de öldürmez. Efendim dediğim gibi bilmem balığın genini alıp da ayvaya koymak ayva yiyen adama bir şey yapmaz. Bu şekilde düşünmememiz lazım. Sorun aşırı tüketimin kendimize ve diğer insanlara yaptığı zararı fark etmekle ilgili. Bu zararı fark ettiğimiz zaman, tüketimimizi küçültmeye başladığımız zaman o bahsettiğimiz gıda katkılarının bilmem nelerin zararını da zaten minimuma indireceğiz. Şimdi ben mesela söyleme sahip geçenlerde bu işlenmiş et ürünlerinden bir tanesi canım çok çekti. Gittim aldım, beni bıraksan normalde otur 5 paket yerim ondan ya. Ama biraz nefsime hakim oldum, bir parça aldım. Şöyle bir küçük işte kızarmış, küçük işte yine tam buğday ekmeğinin arasına koyduk. Kendimize sağlıklı bir sandviç yaptık. Yeter. Eskiden olduğu gibi yani bu işleri bilmediğim zamanlarda onun içerisindeki o lezzet uyandırıcı katkı ürünleriyle beraber holdur küldür yemeye bir türlü hakim olamadığımız için vücudumuzda çıkan arızalar bundan kaynaklanıyor. Çok özetle dağıttım, bir toplayayım. Gıda katkı maddeleri birçok toplu gıda üretimde zararı engellemek için faydalıdır. Fazla tüketirseniz zararlıdır. Ben sağlıklı besleniyorum dediğiniz hemen hemen her şey GDO neticesidir. Yani binlerce yıldır yaptığımız GDO yöntemlerinin sonucudur. Modern genetik yöntemlerle oynanmış olanlar ise zaten daha yeni yeni standartları gelen bir meseledir. Şimdilik ben mecbur kalmadıkça GDO içeren gıdalar almam. Ama GDO yiyen de ölecek, sağ solu patlayacak, kanser olacak diye dert etmem. Çünkü şu anda
öyle bir şeyin olduğuna dair bilimsel bir kanıtımız yok. Bazı çalışmalar var. Hayvanlara basıyorlar bilmem ne mısırından, GDO'yla yapılmış falanca mısırın özütünü, mözütünü, fruktozunu basıyorlar. Hayvanlar işte boğazında kanser çıktı, poposunda bir şey oldu falan filan diye de raporlar yayınlanıyor. Fakat söylenmeyen bir şey var. Mesela deneyleri yaptıkları sıçanlar, Vistar sıçanlar, Prag Dawley cinsi sıçanlar, onların kullandıkları alt türler yani laboratuvar tipi hayvanlar zaten %28 ila %30 civarında spontan kanser üretmeye yatkın hayvanlar. Bayağı yoğun kanser görülen hayvan cinsleri. Tabii bunlar raporlarda çok yer almıyor. Dünyada maalesef iki kutup var. İkisi de aptalca. Bir tanesi şirketler tarafından desteklenen araştırmalar. GDO çok faydalı ve güzel, harika bir gelecek gibi sonuçlar çıkarıyorlar. Bir de böyle nasıl diyelim antiteknolojik, taş çağına geri dönelim, paleo ne kadar güzeldi romantizmiyle çalışan araştırma grupları var. Bunlar için de cep telefonu kanser yapıyor, GDO kanser yapıyor, su içmek kanser yapıyor, su içmemek kanser yapıyor, her şey kanser yapıyor. Arasını deresini bulmak çok zor. Dolayısıyla burada kafamızın karışmaması için ben herkese İnsanın fabrika ayarlarına göre yaşamanın yollarını, araştırmalarını tavsiye ediyorum. Büyük resimdeki açıklamayı hep merak edip kendimizin ne yapabileceğini hep unutuyoruz. Yani hep büyük açıklamalar, büyük teoriler, bilmem ne zararlı mı? Ya kardeşim tamam bunu merak edebilirsin güzel de bizim yapabileceğimiz ya da değiştirebileceğimiz alan orası değil ki. Ya efendim ülkeler ne yapıyor? İşte koronavirüs laboratuvarda mı yapıldı? Bu bir komplo teorisi mi? Tamam spor olarak gene yap. Ama adam gibi mesleğin olsun. Nedir o meslek? Kendimizle uğraşalım. Ya biraz ben ne kadar yiyorum, ne kadar içiyorum, hayatım ne kadar ölçülü yaşıyorum. Azıcık buna zaman ayırırsak ne oluyoruz efendim? Yeni dünyanın cesur insanı diyoruz biz buna işte. Kendisini dönüştürmeyi, optimale doğru ilerletmeyi göze alan insana yeni dünyanın cesur insanı diyoruz. Yakında bu konuda da bir uzun uzun rock'n'roll yapacağız. Ona da şimdi girmeyeyim.